Etrafın seni sıktığı zaman kitap oku. Ben şimdiye kadar her şeyden çok kitaplarımı severdim. Bundan sonra her şeyden çok seni seveceğim ve kitapları beraber seveceğiz. İnsan muhitin bayağı, manasız, soğuk tesirlerinden kurtulmak istediği zaman yalnız okumak fayda verir. Bana en felaketli günlerimde kitaplarım arkadaş oldu fakat bu yetmiyor. Şiirlerimde de gördün ki kitaplara rağmen çok ıstırap çektim. Çünkü candan bir insanım yoktu. Sen benim yarım kalan tarafımı ikmal edeceksin. Toplumcu gerçekçi kaleme sahip olan, Türk edebiyatına adını altın harflerle yazmış, Kürk mantolu Madonna, içimizdeki şeytan ve Kuyucaklı Yusuf gibi kısacık ömrüne muhteşem eserler sığdırmış olan Sabahattin Ali, Hüsniye Hanım ve Ali Selahattin Bey'in ilk çocukları olarak 25 Şubat 1907 yılında Gümülcine Eğridere'de dünyaya geldi. İsmini babasının yakın dostu Prens Selahattin'den alan yazarın 1911 yılında doğan ve Tevfik Fikret'ten ismini alan Fikret ve 1920 yılında doğan Süheyla adında iki kardeşi vardı. Babasının subaylık görevi gereği birçok il ve ilçe gezmek zorunda kalan aile için maddi ve manevi bir takım sorunlar her daim baş gösteriyordu. Sabahattin Ali 7 yaşına geldiğinde ilk öğrenimine Üsküdar'daki Füyüzat-ı Osmaniye Mektebi'nde başladı. Fakat kısa bir süre sonra babasına Çanakkale görevi çıkınca ailecek taşınmak zorunda kaldılar. Sabahattin Ali öğrenimine Çanakkale devam ediyordu ki bu sefer de seferberlik ilan edilince okul hayatı yine yarım kaldı. Anne Hüsniye Hanım Ali Selahattin Bey ile henüz 16 yaşındayken evlenmişti. Evlendikten bir süre sonra çeşitli ruhsal sorunlar ortaya çıkmış, Hüsniye Hanım defalarca intihar girişiminde bulunmuştu. Bunun yanı sıra çocuklar arasındaki iletişimi de güçlü değildi. İkinci çocuk Fikret'e daha çok yakınlık gösteren Hüsniye Hanım, Sabahattin Ali'yi ikinci plana koyuyordu. Özgüven sorunu yaşayan ve yalnız kalan Sabahattin Ali, mahalle arkadaşlarının arasına girmekten çekiniyor, zamanını resim çizerek ve kitap okuyarak değerlendiriyordu. Edremit'e geldikleri dönemde yazar Edremit İptidai Mektebi'nde öğrenimini görmüş, okullar arasındaki kopukluklara rağmen son derece başarılı bir öğrenci olmuştu. 1921 yılına gelindiğinde yazar Edremit'teki öğrenimini tamamladı ve İstanbul'da ikamet eden dayısının yanına gitti. Bir yıl burada kaldıktan sonra tekrar Balıkesir'e dönüp Balıkesir Muallim Mektebi'ne kaydoldu. Bir yandan öğrenimine devam eden yazar, bir yandan da şiir ve öykü denemelerine başlamıştı. Okulun ikinci yılına gelindiğinde kendini hazır hisseden Sabahattin Ali, gazete ve dergilere yazdıklarını göndermeye başladı. Okul içinde de bir şeyler yapmaya karar veren yazar, sınıf arkadaşlarıyla bir olup okul gazetesi çıkardılar. Oldukça verimli geçen bu günlerinde küçük bir günlük tutarak kaleme alıyor, kendisini daha fazla geliştirmek için sinema ve tiyatro ile ilgileniyordu. Bu dönem onun sanata bakış açısını geliştirmiş ve yazarlık kariyeri için büyük bir adım olmuştu. Fakat okulda işler bir anda değişmiş, okul müdürü tarafından ailesinin yanına gönderilmek üzere tehdit edilmişti. Müdürün blöfüne intihar girişimi blöfüyle karşılık veren Sabahattin Ali kazanan kişi olmuş ve okul müdürünün desteğini alarak İstanbul'a nakledilmişti. İstanbul'a geldiğinde onun edebiyat öğretmeni, Türk edebiyatının batılılaşma sürecine katılan, Yeni Lisan Hareketi'ni Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile öncülük eden, milli edebiyat akımının teorisyenlerinden ve Türk şiirinin millileşmesi için büyük çaba sarf eden Ali Canip Yöntem'di. Genç yaşında onu da desteğini alan yazar, Çağlayan ve Akbaba gibi dergilere yazı ve şiirlerini gönderdi. Yine edebiyat öğretmeninin desteği ve Sabahattin Ali'nin de çabasıyla 1927 yılına gelindiğinde 20 yaşında öğretmenlik diplomasını eline aldı. Öğretmen olduktan sonra ilk görevi Yozgat oldu. Öğretmenlik büyük bir heyecandı onun için ama burada kendini yalnız hissediyordu. Şiirlerini ve öykülerini okutacak bir dost, tavsiyelerine ihtiyaç duyacak bir arkadaşı yoktu. Bu durumunu İstanbul'da ikamet eden yakın arkadaşı Nahit Hanım'a mektuplarında anlatıyor, yalnızlıktan sitem ediyordu. Sabahattin Ali'nin Nahit Hanım ile mektuplaşma serüveni zamanla platonik aşka dönüştü. Yazdığı şiirlerin odağında Nahit Hanım'ı görmek mümkündü. Nahit Hanım sadece Sabahattin Ali'nin değil, Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Edip Cansever ve Can Yücel gibi büyük şairlerin de gönlündeydi. 2 Şubat 1928 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayınlanan "Neticesiz bir aşka verdim gençliğimi, ne ufak bir temayül ne de bir iltifat gördüm. Önünde yalvararak söylerken sevdiğimi, gözlerinde yüzüme inen bir tokat gördüm" dediği Bir Macera adlı şiirini Nahit Hanım'a ithaf etmişti. Bu aşk macerası karşılıksız kalmış, Nahit Hanım yazara karşı duygu beslememişti. Bunun üzerine karşılık görmeyen aşkı için birçok şiir yazmıştı Sabahattin Ali. "Red göreceğiz belki arzu en güzelinden, biz bu sevda selinden nasıl kurtulalım ki? Daimi sandık ilahi güzellikte, acaba ne kazandık gönlümüzü verdik de" demişti "Ne kazandık" şiirinde ve "Bunun haricinde kalbimde aşkınız, ebedi, yatuyu, bütün insanlara, firar ve kudurmak" adlı şiirlerinde platonik aşkı Nahit Hanım'a seslendi. Sabahattin Ali Yozgat'ta geçirdiği bir yılın sonunda buradan ayrılma fikrine kapıldı. Bu fikrini Milli Eğitim Bakanlığı'nda dostlarıyla paylaşan yazar, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim için gönderdiği birçok yazardan bir tanesi oldu ve Almanya'ya gitti.
15 gün Berlin'de kaldıktan sonra Potsdam'a geçen yazar, dil öğrenmek amacıyla bir pansiyonda çalışmaya başladı. Bunun haricinde dil öğrenmek için kursa giden yazar, Almanca kitaplar okumaya başladı. Bu kitapların yazarları Türgenev, Edgar Allan Poe, Maxim Gorki, Maupassant, Kleist, Hoffmann ve Thomas Mann'dı. İleride yazacağı kitaplarında bu yazarlardan ilham alan Sabahattin Ali, bir yandan çalışıyor, bir yandan da kalemi kağıdı elinden bırakmıyordu. Tıpkı Yozgat'ta olduğu gibi Almanya'da da yazar Nait Hanım'a mektup ve şiirler yazmaya devam etti. Fakat gönderdiği şiirlere ne yazık ki karşılık bulamıyordu. Bu sebeple içi özlem, hasret ve aşkla tutuşan yazar, Almanya'da planının dışında sadece 2 yıl kalabildi. Bir iddiaya göre yazarın erken dönme sebebi bir Alman öğrencinin "bu parazit Türkleri buradan atmalı" sözüne karşılık onu dövmesiydi. Diğer bir iddiaya göre ise komünizm propagandası yapması onun ipinin çekilmesine sebep olduğuydu. Sabahattin Ali 23 yaşında Almanya'dan döndü ve arkadaşları Nihal Atsız, Pertev Naili Boratav, Nihat Şami Banarlı ve Orhan Şaik Gökyay ile beraber kaldı. Bir süre sonra Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir okula öğretmen olarak atandı. Aynı yıl Gazi Terbiye Enstitüsü'nde Almanca yeterlilik sınavlarına giren yazar buradan başarılı bir şekilde çıktı ve Aydın Ortaokulu'nda Almanca öğretmenliği için ataması yapıldı. Fakat burada kısa bir süre sonra komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. 1931 yılında İstanbul'a sevk edilip önce tutuksuz yargılanması kararlaştırıldı ama kısa bir süre sonra karar değiştirilip Aydın hapishanesine gönderildi. 9 Eylül 1931 yılında serbest kalan yazar 21 gün sonra Konya Ortaokulu'na Almanca öğretmeni olarak atandı. Sabahattin Ali'nin aşk hayatı genç yaşına göre biraz can sıkıcıydı. Nahit Hanım'dan karşılık bulamayan yazar Almanya'da Florian Puder'den, Aydın'da Miralay'ın kızından ve Konya'da şarkıcı olan Muhsine'den karşılık bulamamıştı. Fakat Konya'da öğrencisi olan Melahat Muhtar yazara ilgi duymuştu. "Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi" şiirini aşkına karşılık veren Melahat için yazmış, şiirin adına "Çocuklar gibi" adını vermişti. Ancak uzun süreli bir aşk olmadı. Sabahattin Ali tutuklandığında aşk da bitmişti. Takvimler 22 Aralık 1932'yi gösterdiğinde Sabahattin Ali yeniden tutuklanacaktı. Sebebi ise Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü gibi devlet adamlarını küçük düşürücü şiir okumasıydı. Yazar 14 aylık bir hapis cezası almış, o günlerle ilgili olarak Ayşe Sıtkı'ya şöyle yazmıştı. "Benim mesele senin zannettiğin gibi fiyakalı bir zamanımda ağzımdan kaçırdığım sözlerin neticesi değildir. Aramın açıldığı bir iki namussuz başıma bu işi getirdi. Geçen sene Mayıs'ında falanca yerde Gazi'yi ima ve telmihen tahkiri tazammüm eden bir şiiri falan yerde okudu" dediler. "Adli sefaat lehimde olduğu halde müddeyi umumi yaranmak için mahkumiyetimi talep etti. Hakim de korktuğu için mahkum etti. Temyiz cezayı aleyhimden aksetti. Cezama 2 ay daha ilave etti. Şimdi 14 aya mahkumum ve aşağı yukarı 3 ayını yattım. 11 ayım kaldı demektir." 29 Nisan 1933 yılında memuriyeti düşürüldükten sonra Sinop cezaevine gönderilen yazar, cinayet hükümlüsü Mehmet Kuşüzümü'nün yanına verilmişti. Bu adamın söylediğine göre yazar geceleri sürekli okuyor, gündüzleri ise kuş gibi tüneyip yazı yazıyordu. Cezaevinde yazdığı birçok öykü ve şiir vardır. Bu öykülerden bazıları "Bir Şaka", "Kanal", "Kazlar", "Bir Firar", "Katil Osman" ve "Çaydanlık"tı. 10 aylık cezasının ardından yazar, Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıl dönümü sebebiyle çıkarılan aftan yararlanmıştı. Sabahattin Ali serbest kaldıktan sonra yeniden öğretmen olmak için Ankara'ya geldi. Burada tanıdıklarının araya girmesi, onların Hasan Ali Yücel'e ulaşması ve birçok diplomatik süreçten sonra beklemeye başladı. Bu arada Varlık dergisinde "hem bunları ne çıkar anlatsam dizeye, hisler kambur oluyor dökülünce yazıya, kısacası gönlümü verdim Ulu Gazi'ye, göğsümde şimdi yalnız onun aşkı yatıyor" dediği "Benim Aşkım" adlı bir şiir yayınlandı. Bunun haricinde üzerine yapıştırılan komünist damgasını silmek için de birçok yazı kaleme alıp yayınlattı. Beklediği süreç içinde mektup arkadaşı Ayşe Hanım'a evlenme teklif eden yazar red cevabı aldı. Kısa bir süre sonra da Atatürk'ten özel izin çıkarılarak Orta Tedrisat Şube Müdürlüğü'ne, daha sonra da Milli Talim ve Terbiye'ye atandı. Sonunda işleri yoluna koyan Sabahattin Ali evlilik içinde bir adım atmak istiyordu. Önceleri aşık olduğu kadın Nahit Hanım evlenmiş, Ayşe Hanım yazarın evlilik teklifini reddetmişti. Bu sefer eczacı arkadaşı Salih Başataç'ın evinde tanıştığı Aliye Hanım ile şansını denemek istedi. Aliye Hanım yazarın cezaevi sürecinden dolayı biraz çekinceliydi fakat sonradan ikna oldu ve 1935 yılında evlilik gerçekleşti. Bu evlilikten Filiz adında bir çocukları oldu. İlerleyen dönemlerde yazar iş durumunu tamamen oturtmuş, maddi olarak daha bir refaha ermişti. Artık yazılarına ağırlık veren yazar Varlık dergisinde Kaan'ı, Arap Hayri, Pazarcı öykülerini, Ayda Bir adlı dergide Kamyon, Bir Şaka, Apartman, Arabalar 5 Kuruşa ve
Düşman adlı öykülerini yayınladı. Bunun haricinde çevir de yapan yazar Knut Hamsun, Panteleimon Romanov gibi yazarların eserlerini çevirdi. 1937 yılında Tan gazetesinde tefrika halinde yayınlanan ilk romanı Kuyucaklı Yusuf olmuştu. ...30 yaşına geldiğinde yazar İstanbul Eski Harbiye'de 2 ay er, 6 ay yedek subay olmak üzere askerliğini tamamladı. Askerlik bittikten sonra Musiki Muallim Mektebi'ne atanan Sabahattin Ali burada Türkçe öğretmenliği yaptı. Fakat kısa bir süre sonra Devlet Konservatuarı'na atanan yazar Karl Ebert'in asistanlığını yaptı. Böylece artık daha durağan bir iş yapan yazar İçimizdeki Şeytan kitabını yazmak ve yayınlamak için fırsat buldu. Kitap 1939 yılında yayınlanacaktı ve bazı siyasi tartışmaların odağında yer alacak. Nihayetsiz yazara karşılık İçimizdeki Şeytanlar adlı kitabını yayınlayacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce çıkarılan seferberlik ile tekrar askerliğe döndü. Görev yaptığı 4 ay boyunca yazmaktan vazgeçmeyen Sabahattin Ali, tefrika halinde Kürk Mantolu Madonna adlı eserini Hakikat Dergisi'nde yayınladı. Yazdığı her yazı, öykü ve şiir ile gündeme damgasını vuruyor ve siyasi tartışmalardan bir türlü kurtulamıyordu. Hüseyin Nihalatsız yazarı her defasında hedef alan yazılar kaleme alıyor. Bu sebeple aralarında yeni bir mahkeme süreci yaşanıyordu. Sabahattin Ali davayı kazanan olmuştu. Dava tamamlandıktan bir süre sonra yeniden askere alınan yazar 1,5 ay daha görev yapmak zorunda kaldı. Takvimler 1944 yılını gösterdiğinde Türk Edebiyatı'nın tirajı en yüksek dergiler arasında gösterilen Marco Paşa, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Mustafa Mim uykusuz yazarlarına yayınlanmaya başladı. Toplatılmadığı zaman çıkar ve yazarları hapishanede olmadığı zamanlar çıkar sloganıyla yayınlanan dergi, toplumcu ve gerçekçi halk mizahı üslubu ile yayınlanıyordu. Fakat dergi mahkemelerce kapatıldıkça farklı adlarla yayınlanmaya devam etti. Bunlar Merhum Paşa, Malum Paşa, 78 Hasan Paşa, Hür Marco Paşa, Bizim Paşa, Ali Baba ve Kırk Harameler gibi isimlerdi. Dergide yayınlanan yazılar mizahtan çok siyasi yönlü ön plana çıkıyordu. Bu sebeple içerindeki yazılardan dolayı Sabahattin Ali birçok davaya konu oldu. Yazı kendisine ait olmasa bile başyazar olduğu ve imzasız yayınlandığı için sorumluluk ona yükleniyordu. Bu sebeple bir süre daha hapis yolları gözükmüştü. Paşa Kapısı cezaevinde kaldıktan kısa bir süre sonra çıktı fakat dergiyi yarım bırakmadı. Ali Baba dergisini yayınladığı dönemlerde Sırça Köşk adlı öykü kitabını yayınladı ve Bakanlar Kurulu kararıyla kitap toplatıldı, yeniden cezaevine gönderildi. Yine kısa bir süre cezaevinde kalan yazar serbest kaldı fakat bu sefer de maddi zorluklar baş göstermeye başladı. Bu yüzden dergiye devam edemedi. Bunun yerine nakliye kamyon alıp şehir şehir gezmek, yazıları için yeni insanlarla tanışıp malzeme toplama fikrine kapıldı. Adalet Cimyoz'un sayesinde bir kamyon satın aldı fakat yazarın yeni amacı yurt dışına gitmek idi. Bu sebeple 1948 yılının Mart ayında kamyonuyla Edirne'ye doğru yola koyuldu. Peynir götüreceğini söyleyen yazar, pasaport alamadığı için gizli bir şekilde Bulgaristan'dan geçip Avrupa'ya ulaşmak istiyordu. Fakat başarılı olamadı. 2 Nisan 1948 yılında hala soru işaretlerinin giderilmediği bir şekilde haince öldürüldü.